Sokağa çıkamadığımız bir günden herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte DaVinci Resolve 16'da görüntülerimizi tek bir renk tonuna göre nasıl renklendirebiliriz buna bakacağız. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Videoyu hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk videoysa diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerinde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Ayrıca videoya geçmeden önce son bir şey daha söylemek istiyorum. Sizlerin de desteğiyle kanalımız 1000 aboneyi geçti. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz tabii ki daha büyük. Belki 10.000 oluruz, belki 100.000 oluruz. Bunu ileride göreceğiz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ben videoya geçiyorum. Evet DaVinci Resolve'u açtım. DaVinci Resolve önümde açık. Burada içeriye bir tane video aldım. Ben bu videoyu önceki yaptığımız derslerden birinde kullanmıştım. Yeniden indirmekle uğraşmadım. Elimde olan videolardan kullandım. Bu stok bir video. Ücretsiz bir video. İsterseniz siz de bu videoyu kullanabilirsiniz. Şimdi bu bizim gördüğümüz gibi normal standart bir video. Bir kadın burada denize doğru koşup burada zıplayarak slow motion'da dans ediyor. Şimdi biz sizin videonun başında gördüğünüz efekti yapacağız. Bunu yapabilmek için ben burada videonun üzerindeyken, play edim benim videonun üzerindeyken buradan Fusion sekmesine bir kere tıklıyorum ve buradan Fusion'a geçiyorum. Fusion'da gördüğümüz gibi bir medya inimiz var, bir tane de medya outumuz var. Şimdi, bu bizim videomuzun kendisi. Bizim buraya bir bitmap eklememiz gerekiyor. Neden? Bitmap ne işe yarıyor? Bunu şöyle size özetleyebilirim. Videonun üzerinde herhangi bir yere geldiğimizde, örneğin şurada durduğumuzda, Fusion'un alt kısmında bazı parametreler var. Diyor ki, color RGB ve A. Burada R'ın değeri farklı, G'nin değeri farklı ve B'nin değeri farklı. A'nın değeri de 1. Bizim bunların hepsini eşitleyebilmemiz gerekiyor ve bunları eşitleyebilmek için bizim bitmap'e ihtiyacımız var. Çünkü bu görüntüde her şeyin eşit olduğu tek bir katman var. Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi hiçbir yere tıklamadım. Shift Backspace'e basarak buraya bitmap yazıyorum ve BMP olarak bir nod geliyor. Bunun bağlantısını kesiyoruz. Bitmap'i ortaya alıyorum. Medya inimi bitmap'e bağlıyorum ve bitmap'in üzerindeyken iki tuşuna basarak bitmap'i buraya alıyorum. Şimdi burada ne oldu? Biz buradaki ayarlardan alfa yerine kanalımızı luminansa çeviriyoruz. Çünkü luminans bizim aslında videonun içindeki iki kanaldan bir tanesi. Her videonun içinde, renkli videonun içinde bir luminans kanalı olur. Bir de chrominans kanalı olur. Luminans videonun ışık değerlerini, parlaklık değerlerini bize taşırken chrominans da renk değerlerini taşır. Ben şu an videoyu luminansa aldıktan sonra üzerine geldiğimde aşağıya bakarsanız göreceksiniz ki bütün değerler birbirine eşitlendi. RGB ve alfa artık hepsi birbirinin aynısı gördüğünüz gibi her yerde. Şimdi temelimizi oluşturduk. Temeli oluşturduktan sonra bizim buraya bir fast noise almamız gerekiyor. Onu da hemen şuradan ikinci noddan tutup getiriyorum. Bir kere tıkladığım için ortaya da geldi. Tamam bunu silelim. Bunu buraya getirelim. Ve şimdi bu bitmap'i fast noise'un üst kısmında bulunan brightness map'ine bağlayacağım. Bitmap'ten bir çıktı alıyorum. Fast Noise'un üstündeki Brightness Map'e gelip buraya bırakıyorum. Şimdi iki tuşuna basarak Fast Noise'u buraya alıyorum. Burada gördüğünüz gibi saçma sapan, karman çorman bir şey oldu. Şöyle hafif büyütelim. Fast Noise'dayken öncelikle detayları tamamen kapatıyorum. Bunu discontinuous yapıyorum. Görüntümüz tamamen gitti. Şimdi Fast Noise'un içindeki ikinci Color sekmesinden buradaki Type'ı to Color yerine Gradient yapıyorum ve aslında az çok görüntümüz burada oluşmaya başladı. Fakat tam olarak istediğimiz gibi değil. Çünkü bizim buradaki gradyanımızın ters olması gerekiyor. Yani sol tarafta daha parlak bir renk. Örneğin şöyle daha parlak bir renk. Sağ tarafta ise daha koyu bir renk olmakla olması gerekiyor. Örneğin bunu da düz siyah yapalım. Hatta siyah yerine şöyle bir koyu mavi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi rengimiz yavaş yavaş oturmaya başladı. Buradan sonrasında buradaki gradyanı ayarlayarak örneğin buradaki maviyi biraz daha sola doğru çekerek görüntünüzün ne kadar koyulaşacağını ve ne kadar derinleşeceğini buradan belirleyebiliyorsunuz. Bunda teknik olarak biz iki renk kullandık. Ben bunu tek renk tonu diye söylemiştim size ama bu tekniğin adı aslında duoton diye geçiyor. Ama biz yine de Türkçede tek renk tonu diyerek biraz daha kolaylaştıralım bunu. İsterseniz duotonun da bir üstüne çıkıp buradaki gradyanın herhangi bir yerine, şu ikisi arasında herhangi bir yere tıklayarak buradan üçüncü bir renk de belirleyebiliyorsunuz. Varsayalım ki yeşil olsun abi. Hatta şöyle koyu bir yeşil olsun ve bu üçünü istediğiniz gibi konumlandırarak siz de videonuzu istediğiniz gibi renklendirebiliyorsunuz. Eğer üçüncüden vazgeçtiniz, üçüncü hiç içinize sinmedi. Üçüncü koyduğunuz yani son koyduğunuz noktanın üzerine tıklayıp basılı tutup şöyle yukarı doğru götürürseniz bu da ortadan kayboluyor. Tekrar iki renge dönmüş oluyorsunuz. Peki bunu da işiniz bittikten sonra eğer istediğiniz görüntü buysa şöyle medya auto bağlayıp media auto ikinci pencereye alıp şöyle bir izleyecek olursak Görüntümüz aslında böyle oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi ne kadar vakit geçti çok fark etmedim ama fark ettiğiniz gibi bu çok basit ve çok kısa sürede yapılan bir efekt. Ama biliyorum ki aranızda bunu yapmaya da üşenecekler. Hatta belki programı yeni öğrenmeye başladığı için bunu yaparken zorlanacak kişiler olacak. Ben bu yüzden sizlere şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bunların hiçbiriyle uğraşmayabilirsiniz. Bunları şöyle yukarı doğru alalım. Hatta bağlantılarını keselim. Siz şöyle bir durun. Bunu yapmak istemezseniz şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Buradan template'e geliyorsunuz. Burada Hasmer'de olan Tools diye bir klasör var. Buradaki Hasmer'de olan Duoton aracını şöyle ortaya alıp Media In'den buna bir bağlantı. Bundan Media Out'a bir bağlantı yaparsanız aslında bu efektin aynısını yapabilirsiniz. Peki bu Merdo olan aracını nasıl edineceksiniz? Ben bu Merdo olan aracını bin kişiyi geçmemiz şerefine bugün Patreon sayfamda yayınlayacağım. Siz de bunu Patreon sayfamdan bu seferlik ücretsiz olarak indirebileceksiniz. Ama bundan sonra geliştireceğim bu şekilde araçları Patreon üzerinden destekçilerime sunmayı planlıyorum. Onun dışında videolarımız her zaman olduğu gibi buradan gene devam edecek. Sizlere buradan elimden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bunu ekledikten sonra ayarlarımız aslında zaten aynı. Gereksiz hiçbir ayar yok burada. Aynı şekilde kontrastını ayarlayabiliyoruz. Buradan rengini dediğim gibi değiştirebiliyoruz. Belki daha koyu yaptık. Belki bu araya bir renk daha ekleyip bunu da daha açık yaptık. Belki bunu başa koyup bunu buraya koyduk. Bilmiyorum bu tamamen size kalmış. Belki bunu beyaz bile yapmış olabiliriz. Böylelikle buradaki araçların hiçbirine ihtiyacınız olmadan bunları da bu şekilde silelim. Sadece tek bir araç kullanarak siz de görüntülerinizi bu şekilde renklendirebilirsiniz. Pekala, tahmin ettiğimden çok daha hızlı bir video oldu. Umarım bu araç hoşunuza gider. Bu videonun kısa olduğunu biliyorum. Bunun gibi birkaç tane daha kısa video gelecek. Şu an hepimiz de evde olduğumuz için ben de birkaç tane kısa video planladım. Bunları hızlı hızlı çekip size elimden geldiğince hızlı şekilde sunmaya çalışıyorum. Çünkü diğer üzerinde çalıştığım dersler çok uzun sürüyor. Benim de onlara öncelikle neler söyleyebileceğimi öncesinden belirleyip ona göre hazırlanmam gerekiyor ki hem benim işim kurguda kolaylaşsın, çok fazla tekrar almayayım hem de video çok fazla bölünmesin diye öncesinde çok fazla pratik yapmam gerekiyor. Dolayısıyla bu kısa efektlerden size yakın zamanda birkaç tane daha sunacağım. Onun dışında zaten az önce söylemiş oldum. Bundan sonra artık Patreon sayfam da var. Patreon sayfamın da linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer içinizden beni desteklemek gelirse madem bu çocuk bu kadar videolar yapıyor biz de bu videoları bu kadar beğeniyoruz biz de elimizden bir şey gelirse yapalım diyorsanız aşağıdaki Patreon sayfasından beni destekleyebilirsiniz. Beni oradan destekleyenlerin ne gibi ayrıcalıklara kavuşacağını oradaki metinlerde belirttim zaten. Oraya girip bakarsanız siz de bunları görmüş olursunuz diyorum. Ve bu videoluk benden şimdilik bu kadar. Umarım evinizden çıkmıyorsunuzdur. Zaten çıkmanızda şu an için mümkünat yok. Ama olur da hafta içi falan da çıkmak zorunda kalırsanız Boş verin çıkmayın evde kalın. Gerek yok şu virüsü bir atlatalım ondan sonra hep beraber çıkarız dışarıya diyerek videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.